Yapay Zeka ve Acil Tıp. 1 Şubat 2020. Yazan Göksu Bozdereli Berikol. Seslendiren Fatma Çakmak. Sağlıkta teknolojik dönüşüm ve akıllı tanısal uygulamalar, bir diğer adıyla robot muayenesiyle, kendi kendine teşhis döneminin popülerliği gittikçe artmaktadır. Kullanıma sunulmuş fakat yaygınlaşamayan, halen kullanımda mevcut olan ya da piyasaya sürülecek çok fazla yapay zeka uygulaması gündemi daha da meşgul edecek gibi görünmektedir. Acil tıpta da kullanımı oldukça popüler olabilecek bazı uygulamalardan bahsetmeden önce yapay zekanın tanımından, etkileşimde bulunduğu alanlardan ve kullandığı metodolojiden bahsedilmelidir. Tanımlar. Doğal zekayı insan zekası, teknolojik sistemleri de makine olarak tanımlarsak, yapay zeka insan zekasını taklit eden, yani insan gibi düşünen ve davranan sistemlerdir. Bu tanımda insan gibi düşünüp davranması konusu, insanların da hayatta kalmak için doğru ve mantıklı düşünebildiği inancına dayanmaktadır. Halen insan zekasının tam anlamda birebir taklidi olmasa da aklın bilişsel, yani öğrenme ve problem çözme fonksiyonlarının taklit edilebilirliği üzerine kurulu sistemlerdir. Günlük hayatta bir problemi çözmede duyularla algıladıklarımızı, öğrendiklerimizi ve deneyimlerimizi input kullanarak problemi analiz eder, düşünme proces ve dış dünyaya tepki veririz. Output. Makinelerin de bu süreci yapabilme potansiyeli yaygın olarak Kasparov'u yenen ilk bilgisayar Deep Blue olarak bilinse de 1950'lerde Alan Turing tarafından keşfedilmiştir. Turing, makinelerin taklit yeteneğinin o kadar iyi olduğuna inanıyordu ki bir dizi soruya verilen cevaplara bakarak kişilerin hangisi makine, hangisi bilgisayar olduğunu anlayamayacaklarını iddia etmişti. Karıştırılan bir diğer terim ise robotlar ve robotik. Robot ilk eklenirse bilim dalı, robot ise bir bilgisayar aracılığıyla programlanabilen bir dizi eylemi otomatik olarak yapabilen makinelere denir. Yapay zeka robotların içine entegre olabilir ya da olmayabilir. Yapay zekanın insanı taklit edebilme yeteneği programlanabilir kodlardan çok kendisine sunulan verilerden denetimli ya da denetimsiz olarak kendi oluşturduğu hesaplamalar ve makine öğrenmesi yöntemlerine dayanmaktadır. Denetimli ve denetimsiz makine öğrenmesi yöntemleri ayrı bir konu olarak ele alınabilir. Kısaca anlatmak gerekirse, belirli bir sonuca ulaşılmak için verileri algoritmalar ve istatistiksel modelleri kullanarak matematiksel bir model üzerinden yorumlayıp çıkarım yapan ve karar veren sistemlerdir. Acil serviste hesaplanacak, analiz edilecek büyük veri setlerinden makine öğrenmesi, istatistik ve veri tabanı sistemleri kullanılarak bilgi edinme sürecine de veri madenciliği adı verilir. Her biri ve her birinin alt dalları, yapay sinir ağları, genetik algoritmalar, derin öğrenme, karar ağaçları vesaire. Ayrı yazı konusu olabilecek bu alanların birbiriyle olan etkileşimleri aşağıdaki şekillerde görülmektedir. Burada güzel şekillerimize yazıdan bakabilirsiniz. Acil tıp uygulamaları, hekimin yerine geçip geçmediği konusunda farklı kesimlerde farklı düşünceler karşımıza çıkmaktadır. Acil servis yoğunluğu içerisinde bir yemek molası için yerinize birisinin geçmesini dilediğiniz zamanlardan yıllarca edindiğimiz bilgi ve tecrübelere rağmen hastalarımız için karar aşamasında oluşturamadığımız algoritmalara ve zihinsel makinelere ne tür bir algoritma tanıtılacağı konusundaki endişelere kadar bu düşüncelere geniş bir perspektifle bakılabilir. Özellikle son 2 yılda artan ivmeyle literatürde yapay zeka, veri madenciliği ve makine öğrenmesi çalışmalarına ait Ulusal Tıp Kütüphanesi grafiği şekilde görülmektedir. Bu metodolojiler kullanılarak elde edilen karar destek sistemleri, uzman sistemler, simülasyonlar ile amaç hekimlerin düşüncelerine ve davranışlarına en yakın hatta daha da doğru ve mantıklı sistemler geliştirilmektedir. Yıllara göre olan çalışmaların incelendiği bir derlemede en çok tahmin yapılan hastalıklar akut böbrek yetmezliği, influenza, sepsis, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve astım, idrar yolu enfeksiyonları ve apandisit olarak izlenmektedir. Hastalık tahminlerinin dışında hastane içi yatış, triyaj, yoğun bakım ihtiyacı, taburculuk, tekrar başvuru oranlarının tahmininde de bu yöntemler kullanılmaktadır. Burada bunlarla ilgili bir tablo bulunmaktadır. Yazımızdan inceleyebilirsiniz.
Makine öğrenmesi yöntemleri sınıflama, tahmin gibi gruplara ayırmakta, bunların da farklı metotları bulunmaktadır. Hatta bu metotların birlikte kullanımı ile elde edilen yeni metotlar, Ensemble Machine Learning, daha yüksek başarı oranlarına sahip olabilmektedir. Uygulama örnekleri. FDA tarafından onaylanan 30'dan fazla yapay zeka algoritması üretilmiştir. FDA onaylı sistemlerden biri derin öğrenme ile göğüs radyografisinin değerlendirilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Major kardiyak olayların tahmini ve yüksek riskli hastaların triyajında kullanımı öngörülen 0.80 AUS, doğruluğu ile TIMI ve EVS skorlarından daha hızlı tanıya yardımcı olabilecek bir uygulama örneği. Hem tanı hem de çekim protokolü olarak süreci kısaltma ve tanı doğruluğunu artırmaya, özellikle pneumotoraks'ta yönelik General Electric tarafından yapılan portable X-ray cihazı üretilmiştir. Atrial fibrilasyon ayrımını %80'in üzerinde başarıyla saptayan akıllı saatlere entegre derin öğrenme uygulaması. Son olarak bu yapay zeka uygulamanın kısıtlamalarından biri geçerlilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim verileri ile test edilen verilerin insanlar tarafından da aynı verilerde yapılması güçtür. Bu yüzden eksternal validasyon ihtiyacı artmaktadır. Bunun yanı sıra sorumluluğun yazılımcıların mı yoksa kullanan hekimlerin mi olduğu konusunda da hala netleşmiş bir durum söz konusu değildir. Sonuçta farklı açılardan bakıldığında bu cihazların hekimlerin yerini alma konusu halen gündemde yer almaktadır. En günceli 2020'nin ilk günlerinde Nature dergisinde yayınlanan bir yazılımın mamografiden erken meme kanseri tespitini radyologlardan daha iyi yaptığına dair olan çalışmadır. Bu da dahil birçok çalışmada etkinlik ve doğruluk karşılaştırılması için hekime ihtiyaç duyulmakta, eğitim verileri yine hekim tarafından karar verilen veri setlerinden oluşmaktadır. Ve bu çalışmaların asıl amacı bu yazılımların hekimlerin yerini almasından ziyade iş yükünü ne kadar azaltabildiğidir ki bu çalışmada %88 bulunmuş. Son söz, geniş bir alana hitap eden yapay zeka ile ilgili sadece araştırmalara değil aynı zamanda geçerlilik, güvenilirlik ve kullanılabilirlik çalışmalarına da ihtiyaç duyulmaktadır.